Yıl 1943. 1943'te Türkiye'deki iş kazası sayısı yılda 11 bin. 60'lı yıllarda 50 bin, 55 bin. 2000'li yıllara geldiğimizde 70 binlere çıkıyor. 2015'lere geldiğimizde yanılmıyorsam 80 binlere varıyor yıldaki iş kazası. Değişmeyen bir şey var. 1943 yılında da günde 3 kişi ölüyordu. Resmi istatistiklere yansıyan. 2015 yılında da resmi istatistiklere yansıyan 3 kişi. Resmi istatistiklerden hesap yapsanız bile bu 1943 ile 2015 yılları arasında 85 bin ölü demek. Resmi olmayan istatistiklere baktığımızda bu 72 yıllık süreçte zannedersem bir 120 bin kişi evinden işine gidip bir daha işinden evine geri dönemeyen 125 bin kişiden bahsediyor olabiliriz. Bu istatistikleri niye verdim? Şunun için verdim. Buradaki 2008 yılına kadar bunun adı iş kazasıydı. Davutpaşa patlaması ile birlikte bir sayfa açıldı ve iş cinayeti kavramı ortaya atıldı. Bilirkişilik müessesesi maalesef ki bizim hukukumuzda, Türk hukukunun en büyük kanayan yarası. Biz kendi aramızda bunu artık bilirkişi terörü olarak nitelendiriyoruz. Neden? Bir kere kanaatimce konunun uzmanı olmayan kişiler ya da konunun uzmanı olup hukukçu olmayan kişiler olayı değerlendirdikten sonra A kusursuz, B kusurlu, C asli kusurlu, D tali kusurlu gibi yapılmaması gereken bir sonuca varıyorlar. Ne olması gerekiyor? Sen bilirkişisin. Sen mevcut tabloyu ortaya koy. Kaza neden oldu? Nereden başladı? Sorumlular ne? Mevzuat ne? Bırak hakim karar versin. Bizim devlet geleneğimizde asla memurunu yargılayamaz. Bunları mahkeme önüne getirebilmek için seni bir labirentin içine koyarlar. Dolaş dolan dolaş, dolaş dolaş dolaş. Sonunda adaleti bulacaksın. Mantalite bu. Hayır, sorumlusunuz. Bu alan özellikle suçların ve cezaların şahsiliği, herkes kendi kusurundan sorumludur prensibi en alttan başlayıp en üste kadar. Biz tabloyu en üste bakıyoruz. Kim? Tepede kim var? Tepede kim var? Sen ne yaptın? Sen ne yapmadın? Silsileyi aşağıya kadar götürüyoruz. Hal böyle olunca konunun özü yargılama dosyalarında bilinmiyor. Ve bu neye yol açıyor? O tabloyu görememek, büyük tabloyu görememek. Sorumluları, oraya elektrik kablosu çeken sorumlu. Bitti. Tamam, atlandık. Davutpaşa'da sadece Maytap Atölyesi'ndeki o şey sorumlu. Böyle değil. Emek örgütleri bu davaları, meslek odaları bu davaları sahiplenmediği müddetçe, başından sonuna kadar senin yanında, seninle kol kola olmadığı müddetçe bunun problemlerinden bir tanesi, hani bu davaların problemlerinden bir tanesi olarak onu görüyoruz. Aslında insan problemini görüyoruz. Tabii ki burada başka şeyler de konuşulabilir ama siyaset problemi olarak da bunu nitelendirebiliriz.